Öğrenciler. Doğada hayat ünitemize devam ediyoruz. Şimdi doğada biraz evvel anlattığım gibi dört tane mevsimimiz vardır. İlkbahar, yaz, sonbahar ve kış. Şimdi bu dört mevsimde havalarda ve doğada bir takım değişiklikler oluyor. Her mevsimin çok farklı değişiklikleri meydana geliyor. Şimdi bakalım acaba doğada ne tür değişiklikler olacağını buradan bir tekrar kontrol edelim ve dinleyelim bakalım doğada mevsimlere göre ne tür değişiklikler meydana geliyor. Piknik yapmayı, denize girmeyi, kar topu oynamayı hepimiz çok severiz. Bunları her mevsimde yapamadığımızı öğrenmiştik. Mevsimler değiştikçe doğa da değişir. İnsanlar, hayvanlar ve bitkiler de doğanın değişiminden etkilenirler. Canlılarda ve doğada neler oluyor? Hep birlikte öğrenelim mi? Evet. Bakın çocuklar, ilkbaharda çiçekler açmış, her taraf yemyeşil. Demek ki güneş ışınları yavaş yavaş dünyamıza gelmeye ve bizi de canlandırmaya başlıyor. Biz çevremizde ağaçlarda, çiçeklerde, sebzelerde değişiklikler oluyor. Aynı zamanda bir de bizde bir de takım değişiklikler oluyor. Bunlar nedir? Giysilerimizi daha ince giymeye başlıyoruz ve daha çok sıcak oluyoruz ve üşümüyoruz. Yaz mevsiminde sonbahar mevsiminde ise o açan çiçekler yavaş yavaş dökülmeye başlıyor ve artık havalarımızın soğumasının işareti. Arkasından kış mevsiminde ise tamamen soğuk ve kar yağışlı, yağmur yağışlı havalar meydana geliyor ve biz üşümeye başlıyoruz. Onun için de bizdeki etkileri olarak da değişik giysiler giyiyoruz. Evet, devam ediyoruz. Bir yılda dört mevsim vardır. İlkbahar, yaz, sonbahar, kış. İlkbahar mevsimi geldiğinde havalar ısınmaya başlar. Sıcak ülkelere göç eden kuşlar yuvalarına geri döner. Bitkilerin yaprakları çıkar. Meyve vermek için hazırlık yapan ağaçlar çiçek açar. Bahar yağmurları yağar. Bahçelere rengarenk çiçekler ekilir. Her yer yemyeşil olur. Kış uykusuna yatan ayı, yılan gibi hayvanlar kış uykusundan uyanır. Böcekler ortaya çıkar. Arılar bal yapmak için çiçeklerden polen toplar. Hayvanların yavruları olur. İlkbahardan sonraki mevsimimiz yazdır. Yaz en sıcak. Evet, yaz en sıcak mevsim. Bakın güneş yukarıda kıpkırmızı gösteriyor. O bir sıcaklık. Yanlardaki oklar ise hem sıcaklık hem ışık. Bakın buradaki giysilerimize dikkat edersek hepimiz ince giysiler, mayolar, şortlar giyiyoruz ve gökyüzü açık, deniz masmavi ve serinlemek için sulara giriyoruz. Güneş parıl parıl parlar. Hava çok sıcak olduğu için ince giysiler giyilir. İnsanlar denize ve pikniğe giderler. Günler çok uzun, gecelerse kısadır. Okullar tatil olur, meyveler olgunlaşmaya başlar. Artık tam olarak yiyebileceğimiz kıvama gelirler. Ağaçların çiçekleri dökülür, otlar sıcaktan kurur ve sapsarı olurlar. Karınca gibi bazı hayvanlar kış hazırlığı yaparak yuvalarına yiyecek taşırlar. Yazdan sonra sonbahar gelir. Sonbaharda günler kısalmaya başlar. Ağaçların yaprakları sararır, kurur ve dökülür. Havalar serinler, rüzgar eser, yağmur yağar. Göçmen kuşlar sıcak ülkelere göç ederler. Bazı hayvanlar kışa hazırlık yapar. Kış günlerini uyuyarak geçirecek olan hayvanlar yuvalarının içini kuru yapraklar, ağaçlar ve otlarla kaplar. Bazı hayvanlar kışın üşümemek için köklerini sonbaharda değiştirirler. İnsanlar sobalarını kurar, yakacaklarını hazırlarlar. Okullar açılır. Geldik kar topu oynayabileceğimiz mevsimimize. Evet biliriz, kış mevsimi. Günler çok kısa, geceler çok uzundur. Havalar çok soğuk olur. Üşümemek için kalın giysiler giyilir. Kar yağar. Her taraf bembeyaz olur. Ayı, yılan gibi hayvanlar kış uykusuna yatar. Kardan adam yapılır, kar topu oynanır. Evet, şimdi demek ki biz
Bir de hayat bilgisi, sizde yok şu anda hayat bilgisi kitabı, fakat bende var hayat bilgisi kitabında. Bakalım acaba ne tür bir çalışmamız var. Doğa ve çevreye geldiğimizde, evet, bunu öğrendik. Bir yıl dört mevsim dedik, öğrendik. Arkasından gördüğümüz gibi burada görsellerimiz var. Burası neydi? Güneşin çok olduğu yazdı. Burası kıştı. Devam ediyoruz. Evet. Pardon, kış burası. Burası sonbahar. Evet. Yine devam ediyoruz. Şimdi demin biraz evvel söylediğim gibi mevsimlerin sıcaklıkları sürekli değişmekte ve biz de o mevsimlere göre bize farklı etkileri var demiştim. Nedir? Kışın üşüyebiliyoruz. Ve biz bu üşüme sırasında ne yapıyoruz? Daha çok kalın giysiler giyiyoruz. Bakalım şimdi bu kışın giydiğimiz bir giyeceğimiz. Bu yine kışın giydiğimiz bir giyeceğimiz. Bu kışın giydiğimiz giyeceğimiz. Bu kışın giydiğimiz giyeceğimiz. Bakın burada. Şimdi burada yazın giyeceğimiz giysilerimiz ise, bakın, şortumuz ve tişörtümüz. Devam ediyoruz. Yazın ince, kışın kalın giysiler giyeriz. Doğru mu? Evet. Ağaçlar ilkbaharda yaprakları döker. Hayır, yanlış. İlkbahar ve sonbaharda çok yağmur yağar. Okey. Doğru. Dünyamızın aydınlatan ve ısıtan güneştir. Doğru. Bazı hayvanlar kış uykusuna yatar. Doğru. Hangisi? Ayı. Kitap geri dönüştürülebilen bir eşyadır. Evet, kitabımızı geri dönüştürebiliyoruz. Pirin toprağa karışması çok tehlikelidir. Doğru. Evet, devam ediyoruz. Burada acaba kış uykusuna yatan hayvan hangisi değildir? Bakın, değildir diyor. Tavuk kış uykusuna yatmaz. Ayı yatar. Yılan yatar. Demek ki bu sorumuzun cevabı ayıymış. Evet, devam ediyoruz. Hangi gök cismi daha büyüktür? Ay mı? Dünya mı? Güneş mi? Evet, en büyük gök cismimiz güneştir. Karşısına da güneş diye yazmış olayım. Evet, dünyamız küreye benzer. Okey. Yani üçgen işaretimiz. Defter geri dönüştürülebilir. Karpuz bir yaz meyvesidir. Kare. Bu üç sıralamayı yaptığımız zaman acaba hangisidir? Demek ki buradaki olan üçü, yani buradaki şeklimizdir. Evet, yukarıdaki giysilerimizden hangisini kışın giyeriz? Kazak 1, eldiven 2, mont ya da paltomuz 3. Demek ki 3 tanesini kışın giyebiliyoruz. Evet, şimdi burada da biraz büyütelim bunu. Burayı kapatalım. Evet, şimdi biz çevremizdeki hayvanları koruma konusuna bir sonraki videomuzda devam edeceğiz. Bu videomuzu tamamlamış
olduk. Hepinize iyi günler diliyorum.